Arkadaşlar selamünaleyküm, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir video ile karşınıza geliyorum. Şimdi Kırıkkale Ankara, Ankara Kırıkkale arası uzun yol pop videosu çekiyorum. Şimdi hemen yoruma yazar birkaç tane arkadaş, ya o da uzun yol mu işte. Kardeşim, uzun yoldan bahsettiğimiz şehirler arası yol. Şehirler arası yol ve sohbet. Ne kadar sürdüğü değil, şehirler arası yolculuk sırasında ettiğimiz sohbettir. Zaten 10 saatlik yol olsa da atacağım dakika, video dakikası 15-20 dakika. 1 saatlik yol olsa da, 2 saatlik yol olsa da yine 15-20 dakika boyunca video atacağım yani. Daha fazlasını atmam, insanlar bunalır. Yanımda bu sefer çok iyi bir misafirim var, kankam var. Oscar Bey var, şöyle açalım. Açamıyoruz. Neyse, sonra açarız. Oscar Bey şu an kutusunda ama kapısı açık, özgür. İstediğini yapabilir. Baba, bunlar durdur duracak. Şu an Yozgat Bulvarı'ndayız. Ankara Yozgat Bulvarı. İlerisi Forum Ankara. Bilenler bilir. VSA kapalıymış. Yanlışlıkla açtık herhalde. Aha. VSA simgesi yanıyor lan. İyi. Basın tutalım. İlginç. Neyse, bakalım. Birazdan düzelir inşallah. Neden böyle bir sorun vardı? Verdi. Bilmiyorum ama. Şimdicik belli olur. VSA dediğimiz bu Honda'larda, Civic'lerde, elegans modellerde olan bu şey, yokuş viraj alma, yani ne deniyordu bu Volkswagen'lerdeki, ESP mi oluyordu? Onun gibi bir şey arkadaşlar. Bununla uzun yollarda, virajlarda vesaire, virajda arabanın dengesini sağlıyor. Hemen sol tarafımızda Forum Ankara var. Şurada bir tane sınav koleji dikmişler. Buralara yine rezidanslar başladı. Bunu niye böyle? Bir hemen bir kapatıp açalım. Dur bakalım. Evet, arabamızı kapatıp açtık. Bakalım düzeldi mi? Arada problemsiz durumda. Radyomuzu kapatalım. Hemen D'ye aldık. Devam ediyoruz. Arkada bagajlar devriliyor. Arkadaşlar, kapatıp açtık. Düzeldi şükür. Farlarımızı açtık. Yolculuğumuza başladık. VSA büyük. Demek ki kapatıp açarken arabayı kapatmak mı gerekiyor bilmiyorum. Şimdi çevre yoluna gireceğiz arkadaşlar. Çevre yoluna doğru gidiyoruz. Bu yolu çok fazla kullanıyorum ben. Özellikle uzun yollara çıktığım zamanlarda. Birazdan da hava kararacak zaten. Hava kararmadan sizinle çekebildiğim kadar güzel videolar çekmeyi tercih ederim, isterim. Burası da eski başkent otopazarı, Ovacık otopazarı ama kapandı. Ne yapacaklar tam bilmiyorum. Şurada karşıda alüminyumcular sitesi var. Direkt gidersek arkadaşlar, köprü beni bu tarafa çıkartıyor ve İstanbul Bolu tarafına doğru gidiyorsun. Eskişehir İstanbul Bolu tarafı. Bu sağ tarafta Samsun tarafı arkadaşlar. Samsun, Kırıkkale, Çorum, Yozgat bu taraflara doğru gidiyor. Biz bu taraftan gidiyoruz haliyle. Honda FD6 ile yapıyoruz bu yolculuğu. Aracımız bu arada buradaki yolculuğumuzla birlikte 177 bin kilometreyi geçti. Klimamızı açtık. Tıngır mıngır gidiyoruz. Hafif de böyle bir bilerzan bir müzik açarım. Hatta müzik açsam telif yer miyim bilmiyorum. Denesek mi ki bir kere ya? Telif yesek ne oluyor? Bir de arabanın hızlanışına bakalım. Bak. Gaza bastığım anda hemen turbo yok ya. Hemen devir küçültüyor. Pardon, vites küçültüyor. Devir yükseltiyor. Ve araba, bak, sport moda da alayım. Şu an sport modda araç. Daha ilerisi tıkadı yani. Ne kadar basabileceğim bilmiyorum. Şu an sport modda basıyorum. Yol hafiften %5-%10 arası eğimli. Ona rağmen araba hızlanıyor, yavaşlamıyor. Şu an 140
sistemi ben size anlattım yani. Bu şekilde VTEC motorların özelliği bu şekilde. Hemen D'yi aldık. Yanlışlıkla N'yi aldık pardon. D'yi aldık. Hemen devri düzeltti. Devre şu an 3000 devirde. Vites. Bakayım vitesimiz 5'teymiş. Evet. Bakalım klimanın etkisi oluyor mu onu da test edelim. Kapattık klimayı. Artmıyor. Şimdi bu otomatik arabalarda ara vitesler oluyor arkadaşlar. Manuel araçlardaki gibi değil bak. Daha yeni 5. vitesteyken araba 3000 devire yakındı. 120 km hızdaydı. Şu an ara vites attı. Yani sanki buçuk vites gibi. Mesela 5.5 vites. Öyle görüyorum. 4.5 vites. Ara vitesler oluyor. Şu an vites arabanın hızı 135 km'de 2500 devir civarında araç. Bu mesela ara viteslerin avantajı oluyor. Mesela uzun yollarda falan. Tabii şehir içinde yakıtı ne kadar etkiler bilmiyorum ama uzun yolda tabii ki bunun etkisi oluyor. Şimdi ben mesela manuel 5 ileri vitesli bir araba olsaydı bu yaşlarda bu güçte ortalama bu kadranda 90-100 km hızla gidiyordum. Çünkü 2500 devirde. Hani sen daha ilerisi 3000 devirin üstüne çıktığın zaman da yakıtın artıyor haliyle. Bak şu an 125 km tam 2500 devir tam. Tam stabil yani. Yine basalım. Aldık sporta. Haydi bismillah. Çekil kardeşim. Çekil kardeşim. Çekil. Klimamız kapalı. Deneyelim bakalım. Şu an 170. Karşıda da bir tane bunda var. 180. Yokuş başladı. 181. Ne kaldı? 179. Şu an dik bir yokuş var. %35'ten fazla bir yokuş var arkadaşlar. 175. 170. Ayağım sonda. Yakıtın içinden geçiyor şu anda araç. Yakıtı böyle dikiş atarmış gibi biçiyor. Geri 170. Ayağım gazdan çekiyorum. Viraj var. Ne olacağını göremem. Riske girmiyorum. D'ye aldım vitesi arkadaşlar. Çünkü bundan sonra birkaç tane yılan viraj yapacağım. Önünüzü görmediğiniz zaman kesinlikle böyle saçma şeyler yapmayın. Hatta şu yaptığınız bile saçma da sadece Honda VTEC motorların sistemini işte nasıl çalıştığını, ne kadar güçlü olduğunu göstermeye çalıştım sizlere. Şimdi burada istesem basarım. Yani düz bir yolda sport modda arkadaşlar çok izledim. Yani ben basmaz diye düşünüyordum ama bu deviri düşürdüğü için, pardon, vitesi düşürdüğü için çok basan gördüm. Mesela 220'yi görüyor araçlar. Ama tabii bunun için yokuş aşağı değil. Yani düz yol olacak maksimum. Yani yokuş yukarı olmayacak. Turbolu araç değil. Çünkü turbo olsa arkadan destekleyecek ama turbo yok maalesef. Daha fazla da basmayalım arkadaşlar. Yakıtı korkunç yiyor yani. Böyle şimdi 3000 devirde giderken kilometrede 5 litre yiyorsa, hatta dur bakalım bir şu modu nereden değiştiriyoruz ya? Hava sıcaklığı gösterdi bak. Evet. Şu an ortalama bastığımla şehir içi şehir dışı şehir içi yedim genellikle. Trip 8. bu 170 km'de arkadaşlar 8.9 litre gaz yakmış. İyi mi sizce? LPG'de 8.9 litre ortalama. Yani 9 litre diyelim biz buna. Bastık. Yakıtı çok çıktı. Yani ben internet atanları görüyorum. 5-6 litre. Yani Trip B son 660 km'de mesela 8 litre yapmışım. Biz mesela şeyde kalalım. 8.9 litre ideal arkadaşlar. Çok yok çıktık, çok bastık. Çok şehir dışı yolculuk yaptık. Bu şekilde bunları, bu istatistikleri aldık, haberiniz olsun. Vallahi o
falan giriyor. Tam böyle 29-28 kuruş. İdeal. Yani şehir içi, şehir dışı karışık. Yakıtı gerçekten ideal yani. Bu arada video güzel oldu bence. Hani güzel, boş konuşmadık en azından. Yani dolu dolu geçti. Yani her saniyesinde bir konu bulup güzelce konuştuk, muhabbetimizi ettik. Ve Ankara'ya doğru gidiyoruz. Yalnız bu yola bayılıyorum. Çevre yollarına hastayım. Arkadan basarak bir Mercedes geliyor. Abimize yol açalım hemen. Buyur abicim. Hop. Mercedes C200D. Mercedes'in E serisi değil ama 2000 dizel araç sonuçta. Belki daha fazla. Adana tarafına da buradan gidiyor arkadaşlar. Bu arada haberiniz olsun. Çevre yolu. Bak. 1, 2, 3, 4 şeritli arkadaşlar. Süper şehir de geniş. Hatta sağdaki, en sağdaki şeride de emniyet şeridi desek 5 şerit. Süper bence. Yalnız arabanın aerodinamik yapısı içeriye rüzgarı almıyor. Hondalarda bakın dediğim gibi alt yalıtımdan kaynaklı yol sesini çok alıyor. Aha, Toyota bitmiş. Bir de diyorlar ki Toyota'ların ömürleri ömürlük. Nasıl siyah duman atıyor Toyota? Motoru yemiş. Dizel büyük ihtimalle. Şu 4D mi oluyor bunlar? Böyle bir motor var ya. Şimdi bak şu an hızı stabilleştik ya. 8.8 litreye düştü arkadaşlar trip. Hani 100 kilometrede son 177 kilometrede ortalama bu civarda yakmışım. Bakalım Kırıkkale'ye gittiğimizde bu kaça düşecek? Hep birlikte görelim. Birazdan Göksu Park'ın olduğu yerlere falan gireceğiz. Giderken dikkatli gitmeye çalışacağım. Basmayacağım. Bassam da böyle aşırı basmayacağım yani. Dikkatli süreceğim yani. Arabayı üzmeden diyelim biz buna. Bakalım bize yakıt olarak ne kadar bir değişim söz konusu verecek. Hatta Trip B'yi sıfırlayalım mı? Trip B'yi sıfırlıyorum arkadaşlar. Şu dakikadan sonra ortalama kaç kuruş, kaç litre yakacağız? Videonun sonunda unutmayalım. Trip A, Trip B. Şu an bir 20-30 kilometre geldik ortalama. Bundan sonra da bir 90 kilometremiz falan var. 90 kilometrede ne kadarlık, 100 kilometrede ne kadar tüketim yapacak? Hep birlikte ölçeceğiz ve göreceğiz bunu arkadaşlar. Hava günlerdir böyle kasvet. Anlam. Hem de FD6 arkadaşlar. Siyah FD6 çok korkunç bir kaza yapmış. Ön taraf gitmiş yazık. 3 tane araç kaza yapmış orada. Zincirlem ama FD6 bariyerlere girmiş. Oscar iyisin değil mi yavrum? Oğlum. Benim arkadaşım bu arkadaşlar. Yakın dostum, kankam olur. Evet. Kırıkkale'ye buradan yürüyorduk. Bak az daha unutuyorduk. Az daha unutuyorduk. Son ayvayı yerdik vallahi. Yağmur başladı. Hemen silecekler olmuyor. Burası da arkadaşlar kara pürşek oluyor. Burada da bir kaza mı olmuş artık? Ne oluyor? Geçmiş olsun. Lastik patlamış. Allah yardım etsin. Ama Allah'tan biri yardım ediyor. VSA yine kapandı ya. Allah Allah. Virajı gelince mi kapatıyorsun arkadaşım? Bu arada VSA yakıtı etkiler arkadaşlar. Yani yakıtı fazla harcamanıza sebep olur.
şu an bak söylediğimden beri gaza fazla dokunmuyorum. 3.3 kilometrede 100 kilometre ortalamasını aldığı zaman 2.7 litre yakıt yakmışım. Yani düşünün aradaki farkı. Araç kullanmadaki, bakın araç kullanmadaki yakıt faktörü ne kadar büyük anlarsınız buradan arkadaşlar. Evet. Geri 2.8 litreye düştü. Çünkü gaza basıyorum. Bakalım bu biraz büyüdüğü zaman belli olur arkadaşlar. Vitesleri bile tam devrinde böyle. Yavaş yavaş okşaya okşaya basıyorum. Şimdi böyle bir sistem yapmışlar ki vitese eğer gaza hafiften fazla dokunursan araç diyor ki ha diyor benim aracın sahibi diyor hız yapmak istiyor. Hani öyle algılıyor hemen. Ya da yokuşta ya da işte örnek veriyorum sıkıştı sollama yapacak. Hemen arabanın vitesini düşürüyor. Vın. Ya ben bunu istemiyorum ama her zaman. Ben kendim düşüreceksem kardeşim buraya F1 şanzıman koymuş. Ben oradan bırak kendim yapayım. Değil mi? F1 şanzımanla tıkır 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 buradan halledeyim. Ama başta oluyordu bu. Şimdi alıştım buna. Şimdi öyle bir sıkıntım yok. Şimdi arabanın dilinden anladığım için hızlanacaksam nasıl basacağımı, hızlanmayacaksam nasıl basacağımı biliyorum. Ona göre basıyorum. Buralar kalabalıklaştı. Bol bol fren basacağız gibi arkadaşlar. Anlaşılan. Oscar, iyisin değil mi oğlum? Evine götürüyorum seni geri. Ay ben perişan oldum. Ben nereye gidersem orada oraya geliyor mecbur. Arkadaşlar videoyu kapatalım mı biraz? Birazcık ara verelim mi? Ne dersiniz? Çünkü buralarda trafik olacak. Sıkılabilirsiniz. Ben sizin yerinize soruyorum soruyu. Zaten kendi kendime de cevap veriyorum. Öyle bir saçmalık var zaten. O yüzden şimdilik arkadaşlar videoyu bir kısalım. Ondan sonra açarız inşallah. Bir sıkıntı yaşamazsak. İlerleyen yerlerde, daha güzel yollarda şuraları atlatalım da dur kalk yapamayacağımız yere zaten o kadar uzun video çekemeyeceğim için şimdilik hoşça kalın diyorum. Birazdan görüşürüz. Arkadaşlar Elma Dağı yokuşunu çıktık. Bundan sonra yokuş iniyoruz ve viraj. Başka da bir şey yok. Oradan sonrası zaten aradaki kasabalar, sonra da Kırıkkale, Yenişehir, Yahşehir, Kırıkkale. Şu an trip 5.7 kilometrede arkadaşlar. Biz ölçmeye başladıktan sonra ama bunun için de Elma Dağı yokuşunu tırmandık. Haberiniz olsun. Yani Elma Dağı yokuşu dahil bunun içinde. Ve bazı yerlerde hani daha önce dedim ya kalabalık yerlerde dur kalk birkaç kere kırmızı ışık vesaire bu tür durumları yaşadık. Yokuşun büyük bir kısmı bitti arkadaşlar.
şimdi de bittik. Viraj var. Sonra da bitiyor bizim işimiz. Hop hop yaylanıyor şu an. Hop. Saat şu an. Bu arada hava kararacak dedik videonun başına. Saate hiç bakmadık arkadaşlar. Malum havalar kararacakmış gibi yaptığı için sürekli. Malum havalardan dolayı. Şimdi hiç hava kararacak gibi değil. Çünkü saat daha 5.30 arkadaşlar. 5.30 bile olmadı diyelim. Oo, yokuş burada da devam ediyormuş. Bak bu yolu sürekli unutuyorum. Allah izin verirse kaza bela yapmazsak arkadaşlar saat 6 bile olmadan büyük ihtimalle evde olurum ama önce bir benzinliğe falan gireceğim. Yakıtımızı fırlayıp öyle parka kapatacağım arabayı, kapalı garaja. Araba şu an kendi kendine hızlanıyor. 135 km hıza geldi. Frene basıyoruz. 1, 2, 1, 2, 120'ye kadar düşürdük. Şimdiki çok fazla frene basıyor. Üzerini kapatıyordu. Şimdi açtı. Yoksa Çorumlu musun diyor ya. Çorum plaka. Evet. Aynı yokuştan virajdan bir daha yaşıyoruz arkadaşlar. Deja vu olduk bildiğin. Buradaki yollar da hep böyle tırtıklı. Çünkü kışın burası sürekli bakım olduğu halde mesela sürekli tuzlanıyor. Ama ona rağmen ıslak kaldığı için buzlanma olabilir diye bir an boşlukta yüksek olduğu için hemen tırtıklı yapıyorlar. Bu tırtıklarda lastiklerin daha iyi tutulmasını sağlıyor kışın. Bence yazın da iyi çünkü viraj alırken de arabanın lastiği virajı alırken kayabilir. O da riskli bir durum. Böyle iyi. Klimamızı açalım bu arada. Yokuş çıkarken klimayı kapatıyorum arkadaşlar. Arabayı boştan yere üzmenin anlamı yok. Hani bizim gibi fakirseniz size böyle yapmanızı tavsiye ederim. Bak şu an yokuş iniyorum ya, araç 4.7 litreye geri düştü. Sen yalnız o kadar frene basacaksan sol şeritte durma kardeşim. Teşekkür ederim. Ben eminim yokuşlar bitti arkadaşlar. Yokuş inmesini hiç sevmem. Yokuş çıkmayı severim. Çünkü kontrol sendedir. Yokuş inerken kontrol sende değildir. Yani sürekli frene basmazsan kontrolü kaybedersin arkadaşlar. Yani o yüzden yokuş çıkmayı, inmeyi tercih ederim arkadaşlar. Yokuşta yapacağın, yokuş aşağı yapacağın kaza daha da artarak gelir. Çünkü bir yandan mesela Allah korusun yuvarlanmaya devam edersin. Ama yokuş yukarı çıkarken kaza yaptığın hızdan sonra bir de yokuşun etkisiyle pat pat durarsın. Durursun yani. Yani kazanın etkisi azalır kısacası. Şu an 4.6 litre ortalamayla gidiyoruz 40 kilometrede. Yani bu 100 kilometre oranla diyor. Yani. Ayarları yapılacak. Sabahları ilk çalıştığında böyle biraz titreyerek çalışıyor.
gaza boğuluyormuş gibi oluyor. Onu sordum. Bu Honda'larda mı oluyor bilmiyorum da. Sübap ayarı. Yani sübap ayarı yapılması gerekiyor dedi usta. 20.000 kilometrede bir. Şöyle bir düşündüğün zaman arkadaşlar, madem böyle bir dert var, diyelim Chevrolet'lerde, Opel'lerde vesaire sübap yakma olasılığı oluyor ya mesela. Ne oluyor diyelim 100 kilometrede. Ya sen 20.000 kilometrede 400 lira veriyorsun sübap ayarına arkadaş. 400 lira verdin. 100 kilometrede ne yaptı? 2.000 lira verdin. Yani şimdi demek ki bu arabalarda sübap sorunu var kardeşim. Sen bu arabalara sübap ayarı yapıyorsan demek ki bu araba 20.000 kilometrede bir ayar bozuyor. Hani illa yakıyor yakma şimdi. Bu işler böyledir. Araçlarda bir konuyu nasıl iyileştirirsen arkadaşım, ya da arkadaşlar, abilerim, kardeşlerim, nasıl iyileştirirsen başka bir yerde ama kesin patlak veriyor. DSG şanzımanı örneğini hep veririm. Nasıl araba kusursuz, vites geçişleri çok kusursuz, çok sıkıştırılmış şanzıman. Geri kaçış yok, şanzımana yükleniyor ama bu kadar şey şanzımana yükleyince ne oluyor? Araba şanzımanı hata veriyor, bozuluyor zamanla. Honda da hiçbir yükü şanzımana vermiyor kardeşim diyor. Ben diyor ne yapıyorsam diyor kendin yap, bana ne diyor. Geri mi kaçıyor, bas gaza, bana ne diyor. Örnek veriyorum. Ama diyor benim şanzımanım dayanacak diyor. Şimdi mesela bunun sübap ayarı. Diyor ki ya ben diyor benim sübabım, ben diyor götümü başımı oynatırım ayıptır söylemesi, özür diliyorum. Sübabımı ayarla benim 20.000 kilometrede bir ben yoluma devam edeyim, temizlettir, ayarla, yolla. Ne oluyor? Opel'lerde, işte Chevrolet'lerde diyor ki kardeşim ben diyor sübabıma diyor elletmem diyor. Ayara gerek yok diyor. Benimki sıkı sıkı oraya oturmuş ama diyor. Bu sefer zamanla ne oluyor? Sen LPG kullanıyorsun. LPG kullandığın için oluyor bu zaten sübap ayarları. Yani LPG'li araçlarda çıkar bu sorunlar. Çünkü bu araçların ilk yapılış amacı benzine göre tasarlanıyor. Şimdi sen buna farklı bir yakıt verince kesinlikle her araba, yani ufak olur, büyük olur, küçük olur, her araba bir yerden bir şekilde hata verir. Her araba. Şimdi yok bu araba Mercedes, şu araba. Yani verir Mercedes, 10 yılda vermez, 20 yılda verir. Ama verir yani. Malzeme kalitesine bağlı ama bu LPG'nin her araca kesinlikle zararı var arkadaşlar. Yani bunu bilin. Çünkü araçlar LPG'ye göre tasarlanmış değil. Ha, olur ki. Şimdi doğal gazlı araçlar var. Ankara'da oturanlar bilir. Ankara'daki belediye otobüsleri doğalgazla çalışır. Şimdi bu araba doğalgaz, yani LPG doğalgaz neredeyse aynı şeydir. Zarar vermez arkadaşlar. Çünkü araç onun için tasarlanmış. Değil mi Oscar? Yolda çok beraber gittik geldik. Ben de o yüzden piyasa algısı yok. Her insan gibi değilim. Benim kafa yapım arabanın sevdiğim özelliklerini, sevmediğim özelliklerini, ben bunu kıyaslar alırım bir şeye. Tabii her şeyinde bir şey de eksiyse takmasam bile aşırı fazla olmayacak tabii, o da önemli. Yani artıları eksilerini bir kenara koyarım, hoşuma gideni alırım. Şu an yalnız VSA kapalı yine. Vesala kapalıyken yol tutuşundaki bu hissiyatı açık açık hissediyorum arkadaşlar. İnanmazsınız belki ama açık açık hissediyorum, anlıyorum yani. Araba sanki böyle yerde parmak uçlarıyla koşuyormuş gibi oluyor şimdi. Öbür türlü böyle yere bütün gücüyle basıyormuş gibi hissiyatını veriyordu bana. Şu an vermiyor. Aynı yollardan geçiyorum, aynı virajlardan geçiyorum. Yol sesini alıyor musunuz bilmiyorum ama yine bir yol sesi alıyor şu an araba. Yerde tırtıklı olmasıyla birlikte. Dört buçuk litre 100 kilometrede. İyi mi? Hatta şu an tam 50 kilometre olacak birazdan. 50 kilometre olduğu zaman 50 kilometrede kaç para yaktığımı size söyleyeceğim. Tamı tamına söyleyeceğim ben.
video bayağı uzun olacak büyük ihtimalle. Bol bol izlersiniz inşallah. Böyle yavaş da gelmedim. 100 kilometrenin altına hiç düşmedim. Kırmızı ışık var. Sağ şeriden gidelim. Basmayalım. Yakıtı fazla etkilemez. Sol şeritteki şu an bastırıyor çünkü. Arkadaşlar şu an 49.7 49.8 9 ve 10. Şu an tam 50 kilometrede 4.7 litre gösteriyor arkadaşlar. Şu an 4.7 litre. Bu da ne yapar? Yani 100 kilometrede de aynı şey demektir. 100 kilometrede 4.7 kilometre. Ne yapar? 4 kere 12 7 de oradan. Arkadaşlar tamı tamına 14 TL yakmış. Geriye 50 yarı yarıya bu 7 lira. 50 kilometre yolu 7 TL'ye gelmişim arkadaşlar. Sizce nasıl, yorumlarda bildirin. 50 kilometre yolu 7 TL'ye gelmişim. Bu da 100 kilometreye gelirse 14 TL. 14-15 kuruş yapıyor arkadaşlar. Fark ettiniz mi? Yani aracı düzgün kullanırsanız, şu an dümdüz bir yol gelmedim. Frene de bastım, gaza da bastım. Yarış yaparmış gibi deviri en sona getirmedim ama normal şekilde kullandım. 15 kuruş şu zamanın parasıyla LPG'de. 15 kuruş yani süper bir rakam. Vallahi çok harika. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Sadece bir frene basıyor, çekiyor. Önü de boş biliyor musun? Arkadaşlar Kırıkkale'ye girdik. Şu an Yahşihan'ı geçtik. Yenişehir kısmına geldik. Bilginiz olsun. Videoyu o yüzden şimdi kapatmayı düşünüyorum. Çünkü baya konuştuk. Güzel güzel konuştuk. Sohbet ettik. Araç hakkında detaylı bir sürü şey konuştuk. Yakıtını çok ayrıntılı şekilde ölçtük. Sizlerle beraber ölçtük hatta. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.